Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zili aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Hemen sizlere iplerimi tanıtarak başlayayım. İplerimin üçü de altın başak 50 numara, yeşil, sarı ve mavi rengim var. Yazmamın markası Cenk ve çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatacağım bugün inşallah. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, modelimizin arı kısmı bu şekilde olacak. Bu tarafı yaptım. Diğer tarafı da beraber yapacağız inşallah. Şöyle zürafalarımı da yapmıştım. Hemen kalan kısımları beraber yapalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Modelimizin arasında 5 tane boş zürafa bırakacağız. 2 3 4 ve bu şekilde 5. 5. zürafamı da yaptım. Şimdi arasına bir tane boş zürafa bırakacağız modelimizi kurarken. 2. zürafamıza batacağız. Şöyle burada bir yuva yapacağım. Bu şekilde bir yuva yaptım. Yuvamın içine batıyorum. Başına ineceğim. Şöyle. Şimdi yuvamın içine batarak burada 6 tane pırpır yapacağım. Şu boyutta. 1 şöyle 2 3 4 biraz bunu ufak yapayım. Büyük oldu sanki. Hemen ayarladım. 5 böyle sık, çok fazla sık olmasın. 2, 4, 5 tane yeterli. Dilerseniz 6 tane de yapabilirsiniz. Hemen birincinin başına geri dönüyoruz. Sık iğneden oluşan bir yaprak yapacağız. Burada şöyle başına geri döndüm ve dönmüş olduğum pırpıra batarak yine bir pırpır yapıyorum başında. Birinci pırpırıma batarak zürafa yapıyorum. Tek tek pırpırlarımıza batarak zürafalar yapacağız. 2 3 ve 4. Birincinin başına geri dönüyoruz. Dönmüş olduğum zürafaya batarak yine pırpır yapıyorum. Birinci zürafamı batarak zürafalar yapıyoruz tekrar. 1 şöyle 2 diğerine 2 ipimi düğümlediğim için biraz geç çıkıyor. Şöyle 3 bu şekilde 3'e inmiş oldu. Tekrar sıra başına dönüyorum. Dönmüş olduğum zürafayı yine batarak bir zürafa yapıyorum. 3 birinci zürafamı batarak zürafa yaptım. 1 2 ve ikincinin başına geri dönüyorum. Baştan birinci. Tekrar aynı zürafaya batarak yine pırpır yapıyorum. Bir zürafam kaldı. Ona da batıyorum. Tepeye çıkıyorum. Ve tekrar zürafamı batarak yine bir pırpır yapıyorum.
Biraz daha ufak yapacağım. Evet, bu şekilde pır pır sayı 5'e çıkmış oldu. Şimdi inişimizi sallayalım. Tek tek zürafalarımıza batarak birinci zürafamı batıyorum. Şöyle aşağı indim. İkinciye batıyorum. 3. Şöyle. Ve pırpırımın içine iniyorum. Tekrar yuvamın içine ipimi uzatıyorum. Şöyle yaprağım bu şekilde oldu. Şimdi tekrar yuvamın içine batarak burada önce bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Burada iki tane şöyle tutacak sinek kanatları yapacağız. Bir. Tekrar bir pırpır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İpim kısalmış. İpimi değiştirip ara kısmı için geliyorum. Evet, ipimi aynı yere sabitledim. Şimdi birinci zürafamıza batarak aşağıya iniyoruz. 5 tane boş zürafa bırakıyorduk altında ara kısmında. Bu tarafta 2, 4, 5 tane bırakmışım. Yaprağımız fazla bu tarafa doğru gelmiyor. Bu tarafa doğru gelmiyor. 5 tane. Şu arka taraf 5 tane olacak. Ön tarafta 7 tane olacak. Bir, bazı modeller öne çıkıyor gülleri. O yüzden öyle olması gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bazı yazmalar çok ince olduğu için, cenkler de çok ince olduğu için dibinin sörfülesini yaparken böyle açılma oluyor bazen. Kamerada çok büyük gösteriyor fakat minik minik. Şöyle 2, 4, 6, 7 tane zürafa yaptım bu tarafa. Şimdi 2 tane de dağım için kullanacağım. 1, 2, 1, ikincinin başına geri dönüyorum. Şöyle bir zürafam kaldı. Ona da batıyorum. Ve tepeye çıkıyorum. Dağımızı oluşturduk. Dağınızın daha büyük olmasını istiyorsanız altta 3 tane zürafa kullanın. Şöyle birinci zürafama indim. Bu şekilde. Tekrar 2 tane zürafa yapacağım. 1 ve 2. Bir ikincinin başına geri dönüyorum. Bir zürafam kaldı. Ona da batıyorum. Ve tepeye çıkıyorum. Birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bu şekilde dağlarımızı oluşturuyoruz. Hemen bir iki tane daha yapıyorum ve ipimi alıp geliyorum. Evet, birkaç tane daha yaptım, geldim ve ipimi taktım. Şimdi yapmış olduğumuz birinci sinek kanadına batarak iki düğümle burayı sabitliyoruz. Ayarlıyoruz. Ve diğer sinek kanadıma geçiyorum. Burada 11 tane pırpırın sığabileceği şekilde bir yuva yapacağız. Bu şekilde. Şimdi yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. İyice. Bu şekilde. Şimdi yuvamın içine 11 tane pırpır yapacağım. Boyutları bu şekilde. Biraz daha ufak olabilir. Şöyle. 11 tane bu boyutta pırpır yapacağız. 1 şöyle 2 3 4 şöyle sola da kaydırabiliriz yer açmak için. Ben hemen 11 taneyi tamamlayıp geliyorum. Evet, bu şekilde burada 11 tane pırpır yaptım. İpimi buradan keseceğim. Sizler dilerseniz aynı renkle devam edebilirsiniz. Ben iki renk çalışacağım burada. Şöyle şimdi diğer ipimi takıp geliyorum. Evet, ipimi taktım. Şimdi modelimi, yazmamı çeviriyorum.
Şöyle birinci pırpırıma sabitliyorum ipimi. Şöyle iyice ayarlıyoruz. Bu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi tek tek pırpırlarımıza batarak zürafalar yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 pırpır atlamayın, dikkat edin. 5 6 7 8 9 ve 10. 11 tane pırpırdan 10 tane zürafa elde ettik. Tekrar düz tarafını çeviriyorum. Evet, düz tarafını çevirdim. Şimdi yine ikinci katımızı yapacağız. Yapmış olduğumuz birinci zürafamıza batarak zürafa yapıyoruz. 1 biraz küçültüyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 şöyle 7 8 9 10 bu şekilde şöyle pırpırımın içine batarak da şöyle pırpırımın içine battım. Burayı da boşluğum olmuş, tekrarlıyoruz. 11 yapıyoruz. Bu şekilde. Hem bu taraftan arttırdım hem de bu taraftan arttırdım. Şimdi tekrar ipimi kesiyorum. Evet, ipimi kestim ve sarı ipimi taktım. Şöyle tekrar birinci zürafamıza batarak burada sabitliyorum ipimi. İki düğümle burada iyice ayarlıyorum ve sabitliyorum. Şöyle. Şimdi sabitlediğim zürafanın içine bir tane minik pırpır yapacağım. Şöyle. Bu şekilde minik bir pırpır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar yuvamın içine batmıyorum. Birinci zürafama, hemen yanındaki zürafama batarak şöyle minik minik sinek kanatları oluşturuyoruz. Evet, tekrar indiğimiz zürafanın içine bir tane pırpır yapıyoruz. Bir ve sanki iki yapacakmış gibi bir diye sayacaktım. Bir tane yaptım ve başına geri dönüyorum. Tekrar yanındaki zürafama batıp iniyorum. Bu şekilde ikinciyi de tamamladık. Şöyle inmiş olduğum zürafayı yine batarak burada yine bir pırpır yapıyorum. İşlem aynı. Bütün zürafalarımızın başına bu şekilde yapıp devam edeceğiz. Şöyle ipimi ayarlıyorum. Tekrar birinci zürafama indim. Bir tane daha yapalım. Hemen için aynı zürafama batarak yine bir pırpır yapıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Pırpırımın başına batıyorum. Şöyle ve tekrar birinci zürafama
aşağıya iniyorum. Bu işlemi zürafalarımız bitinceye kadar devam ediyoruz ve ara kısmı bunu bitirip ara kısmı için geliyorum. Evet, kalan kısımları tamamladım. Şöyle ara kısmını yapacağız. Burayı mavi yapacağız. Şurada dağımız var. Dağımızın iniş ipine batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde ve aynı yere batarak burada 3 tane pırpır yapacağım. Şöyle 1 2 3 Bu şekilde buralara da 3 tane pırpır yaparak süslüyoruz. Hemen diğer pırpırlarımı da bitirip fiyat bilgisiyle ve modelimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İlk defa sizlerle denedim. Bunun fiyatını hemen sizlere vereyim. Bunu 75 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alanlar için fiyat bilgisi veriyorum. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.